Bizler şovumuzu kalabalık karşısında değil, konuşmalarımızda değil, düzgün konuşarak sizi ikna etme anlamında değil, Allah izin verirse sahalarda, çalışmalarımızda, Ankara'da, zamanı geldiğinde de sandıkta hep beraber yapacağız bu şovu. İYİ Parti Yalova Milletvekili aday adayları Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde kendilerini tanıttı. Bugün de gene bu yolda İYİ Parti'nin bir neferi olarak Yalova Milletvekili olabilmek için milletvekili aday adayı olarak karşınızdayım. Programın açılış konuşmasını yapan İYİ Parti İl Başkanı Osman Kendir, "İnsanlar ellerini uzatmış çözüm arıyor. Biz o eli tutacağız ve bu iktidarın saltanatına son vereceğiz." dedi. Şu anda sahada çalışan, en aktif çalışan tek partiyiz. Bizler sahadayız ve şuna inanıyoruz. İnsanlar ellerini uzatmış ve bir göz arıyor. Biz o eli tutacağız, onların elini tutacağız ve bu iktidarın saltanatına son vereceğiz. Tek adam rejimini ortadan kaldıracağız. Ardından 28. dönem milletvekili aday adayı başvurusunu tamamlayan Ayhan Küçük, Elif Akyol Tosun, Ersin Akyüz, Fikret Şipal, Gülşah Coşkuner, Mümin Uslu, Nilgün Turan Haybek ve Oktay Çolak kendilerini tanıttı. Aday adaylarından Ayhan Küçük kendisini tanıttıktan sonra partide emeği olmayan isimlerin partiye girdiğini belirterek partilerine sahip çıkmak adına aday adayı olduğunu kaydetti. Seçimler yaklaştığı için baktım partimize çok çeşitli dışarıdan hiç partide emeği olmayan bir sürü insan isimleri oluyor. Partiye sahip çıkmak adına biz de varız dedik. Karşınıza geldik. İnşallah partimizi 28. dönemde bir milletvekiliyle temsil ettireceğiz. Ülkenin gidişatını dışarıdan gözlemlerken Akşener'in parti kurması yönünde iyi dileklerini dile getirdiğini vurgulayan Elif Akyol Tosun, Yalova'nın hak ettiği teşvikleri alması için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum dedi. İYİ Parti'ye katılarak İYİ Parti'nin ilçe, il yönetimi ve milletvekilliği adaylığı görevine şeref duydum, nail oldum. Yalova'da İYİ Parti iktidarında Yalova halkının sesi olmak, Yalova'da sokaklarındaki kardeşiniz olmak için bu yoldayım. Ardından kendisini tanıtan Ersin Akyüz de partinin kuruluşundan bu yana aldığı görevleri anlatarak "Bizim derdimiz yaptıklarımızdan ziyade bundan sonra yapacaklarımızla alakalı. Öncelikli kaygımız Yalova'ya el birliğiyle neler yapabileceğimizdir." dedi. Bizim derdimiz yaptıklarımızdan ziyade bundan sonraki yapacaklarımızla alakalı. Öncelikli kaygımız Yalova'ya el birliğiyle neler yapabiliriz? Bulunduğumuz şehri nasıl ayağa kaldırabiliriz? Bunca zaman üzerinde konuşulmuşlukların artık nasıl hayata geçirilmesini sağlayabiliriz? Bunu hep beraber yapacağız. Bunları yaparken sizin yönlendirmelerinizle beraber Ankara'da bu çoğunluğun sesini iletip orada bunun mücadelesini yapacak insanlara ihtiyacımız olacak. Bu göreve talip olduk. Bunlardan bir tanesi de benim. Yürüyüşümüzü sizinle yapacağız, hep yapacağız, hep edeceğiz. Sonunda başaracağız. 14 Mayıs, 15 Mayıs bizim günümüz olacak.